Küçük çocuğu olan Sheila'nın işleri bazen zorlaşabiliyor. Ayrıca en büyük oğlu Jay otistik. Sheila ve ailesi Jay'in davranışlarıyla başa çıkabilme stratejilerini öğrendiler. Ama bazen zorlanabiliyorlar. Aile Jay ile bazen gerginlik yaşayabiliyor. Zamanında harekete geçmeyip dikkatli davranmazlarsa bilmeden Jay'e zarar verme riskiyle karşılaşıyorlar. Bir gün Jay yemeğini yemek istemiyor. Sheila Jay'in yemesi için elinden geleni yapıyor. Sheila denemeye devam ettikçe Jay de sinirlenmeye başlıyor ve sıkıntısını göstermek için çığlık atmaya başlıyor. Yiyecekleri etrafa fırlatıyor. Sheila Jay'in kötüleştiğini görünce panikliyor. Sakinleşmesi için Jay'i sandalyeye bağlamaya karar veriyor. Kaba kuvvet kullanıyor ve bunu yaparken Jay'e bir şey anlatmıyor. Jay çok sinirleniyor ve gün boyu kimseyle konuşmuyor. Aynı akşam Sheila kocasıyla bu konuda konuşuyor. Bu konunun uzmanıyla görüşmeye karar veriyorlar. Fiziksel istismar birinin kendi vücudunu ya da bir nesneyi kullanarak başkasına zarar vermesine denir. Yumruk, tekme, itme, hatta kaba kuvvet kullanma ve birinin hareket etmesini engelleme de fiziksel istismara girer. Bir uzmanın anne babalarla birlikte geliştireceği davranış destek planı, yemekte yaşanan olaya benzer durumları çok daha iyi idare etmeye yardımcı olabilir. Fiziksel istismar görmezden gelinmemelidir. Siz veya bir sevdiğiniz fiziksel istismar yaşıyorsa yardım etmeniz önemlidir. Size yardımcı olabilecek bir takım hizmet kurumları vardır.